Ve ben buraya geldiğimde bir böyle basın toplantısı fazla olmuyordu. Basın açık olmuyordu. Antrenmanlarımız. Ama ben her şeyi burada serbest bıraktım. Neden? Çünkü sizlerinle bence bazı şeyleri hem bilmeniz gerekiyor hem de takımla iç içe olmanız gerekiyor. Fakat son zamanlardaki konuşmalar veyahut da benim konuştuğum şeyler bazen başka şekilde algılandığı için de istemeyen maalesef üzücü şeyler ortaya çıktı. Onun için de bunlara bizim bir son vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar biz buraya başarı için geldik. Bizim tek hedefimiz Trabzonspor'un başarısı. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Ve biz buraya göreve geldiğimizde de işimizin çok zor olduğunu biliyorduk. Ve biz geldiğimiz camiayı da çok çok iyi tanıyorduk. Ve geldiğimiz anında zaten takımın durumu belliydi. Zaten takımın durumu çok çok iyi olsa herhangi her zaman normal olan şeyi söylüyorum. O zaman ya antrenör değişikliği olur ya başka bir şey olurdu. Gayet iyi şekilde giderdi. Biz geldiğimizde belli ki burada bir kriz var ve bizim de bu krizi yönetmemiz gerekiyordu. Biz tabii ki iyi bir şekilde her zaman yönetmeye çalıştık. Elimizden gelen her bütün gayreti gösterdik. Mevcut oyuncularımızla çok da güzel şeyler yaptık geldikten sonra. Tabii ki ligin ikinci yarısı bizim istediğimiz gibi olmadı. Bizim beraberliklerimiz oldu. 5 tane üst üste. Karabük maçını da saydığımızda. Bu tabii ki başarısızlık olarak gösterildi. Ama biz onu hiçbir zaman kabul etmedik. Netice olarak baktığınızda başarısız olabilir puan olarak ama bizim oynadığımız oyun olsun. İşte bir Göztepe maçı, Fenerbahçe maçı, Konya maçı veya yani son anda yediğimiz goller, beklemediğimiz goller. Ve sonra yavaş yavaş şeyler çıkmaya başladı. Örneğin mesela bana soru geliyor maçtan sonra. Arkadaşlar ben kendim hiçbir zaman ne bir başkasına hakkında konuşma veyahut da oyuncu veyahut da yönetim gibi bir şey konuşma kesinlikle bir şey yapmadık. Sadece örneğin işte canlı yayında sorulan bir soru. Bu sizin kurmadığınız bir takım. İşte ne diyorsunuz diye bir şey geldi. Ve benim de onlara verdiğim cevap, tamam benim kurmadığım bir takım ama bu mazeret değil dedim. Ama insanlar o mazeret değil'i alıp direkt öbürünü kullandılar. Şimdi sadece onun için size söyleyeceğim şey, biz 3-4 maç dışında geldikten sonra kötü bir çizgi çizmedik. Baktığınız zaman, normalde baktığınız zaman kötü bir çizgi çizmedik. Onun için biz aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben sorumluluktan kaçan bir insan değilim. Onun için sizden ricam, yani ne bir yönetimi sokun, ne başka bir şey arayın arkadaşlar. Buradaki bütün sorumluluk bende. Bu benim sorumluluğumda. Buranın teknik direktörü benim ve bütün sorumluluk da bende. Onun için maalesef yazılıyor, çiziliyor, işte o oyuncu yok, bu oyuncu yok. O gün işte beraberdik şeyde, arkadaşımız da vardı, basın toplantısında. Arkadaşlar tabii ki sıkıntımız var. Ama hiçbir zaman biz kimseyi ortaya atıp onların üstünden kendimizi yukarı çıkartmaya çalışan insanlar değiliz. Ben hiçbir zaman da sorumluluktan kaçan da bir insan değilim. Sonuna kadar da sorumluluğumu ne olduğunu çok çok iyi biliyorum. Ben bundan önce de Trabzonspor'dan daha zor takımlarda çalıştım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Rize'dir. Son maçta Rize takımını kurtardım ben. Ben geçen sene Antalyaspor'u aldım. Sonuncu bir takım aldım. Sonuncu takım arkadaşlar ve ben kendim biliyorum, kendime güveniyorum, sorumluluğumu biliyorum ve biz o takımı 5. yaptık arkadaşlar. Ne bileyim Beşiktaş'a gittim, Beşiktaş takımı her şeyden kopmuş bir takımdı, ben Beşiktaş takımını aldım. Ligin ikinci yarısının lideri yaptık, Avrupa kupalarına soktuk, gruplara soktuk, yaptık. Yani biz hep zor takım çalıştırdık. Ve Denizli Spor'a gittik, Denizli Spor düşme potasında ligin ikinci yarısı aldık. Takımı Avrupa kupalarına götürdük ve Avrupa kupalarında bu takım Lorient eledi, Sparta Prag eledi, Lyon eledi arkadaşlar. Yani biz gittiğimiz yerde bir çizgimiz vardır ve o çizginin altına hiçbir zaman düşmüyoruz. Biz burada da baktığınız zaman son maçlarımız veyahut da işte aldığınız bir beraberlikler ve iki tane aldığımız mağlubiyet kendi sahamızda biri Başakşehir, birisi de Beşiktaş. Yani bunlardan sonra yeni yeni şeyler üretilmeye başlandı. Onun için arkadaşlar bakın, bir daha söylüyorum, bütün sorumluluk bizde.
Benim de tek hedefim arkadaşlar Trabzonspor'u Avrupa'ya götürmek. Başka bir düşüncem yok. Ay için 10 tane maçımız var. Biz bu 10 tane maçı da final niteliğinde bizim için. Ay için bizim burada kenetlenme zamanıdır. Biz her şeyi yapacağız arkadaşlar. Bu 10 maçı çok iyi bir şekilde bitirip Trabzonspor'u Avrupa Kupası'na götürmek. Şimdi ben buraya gelirken üstüne basa basa söyledim. Bir daha da söyleyeyim. Bana 2 yıl teklif edildi. Ben 2 yılı kabul etmedim arkadaşlar. Ben lig sonuna kadar istiyorum dedim. Çünkü ben kendime güveniyorum. Ben burayı göreceğim. Onlar beni görecekler. Ondan sonra güzel şeyler ortaya çıkacak. Onun için yok bana devre arası oyuncu alınmadı, yok şu alınmadı, yok bu alınmadı. Lütfen sizden rica ediyorum. Kapatırsanız çok sevinirim. Benim ağzımdan zaten duyamayacaksınız. Ben geldiğim günden beri mükemmel bir destek var arkadaşlar. O mükemmel destek de bize taraftar desteği. Onun için taraftar desteğimizin eksik olmaması gerekiyor. İçeride dışarıda. Onlarla beraber olmak istiyoruz. Lütfen 10 maç bizimle beraber olsunlar. Lütfen böyle şey etkisinden vazgeçsinler. Benim mukavelem arkadaşlar sezon sonuna kadar. Benim sorumluluğum var. Böyle bir mukavelem var. Ben de bunu burada iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Benim yani şeyim bu. Ha, önümüzdeki yılla ilgili belki soru soracaksınız. Ben size o günde buraya başlarken de söyleyeyim. Benim için sezonu bitir, sezon biter. Ondan sonrasına bak. Ve ben belki de arkadaşlar, belki de kulübüne bir kuruş harcatmadan görev yapan teknik direktörüm ben şu anda. Onun için de arkadaşlar bizim tek şeyimiz burada başarı. Ha, bir de şu var, bunu da şey yapmayayım. Evet, yönetim her zaman bana destek verdi, kesinlikle. Gücü yettiğince bana destek verdi. Hem yönetim hem taraftar. Aynı tek şey, bir daha söyleyeyim, bütün sorumluluk bende arkadaşlar. Ve bu sorumluluğu da biz biliyoruz bütün teknik heyet olarak. Tek amacımız Trabzonspor'u Avrupa Kupalarına götürmek. Başka bir amacımız yok arkadaşlar.